Tuncay Kahraman YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bir önceki videomda kümeslerimi branda ile kaplamıştım. Branda ile kapladığımda şu alt bölmede gördüğünüz kısmı kaplamamıştım. Onu da sizlere sebebini video ile açıklayacağımı söylemiştim. Arkadaşlar ben bunu kendim düşünerek yaptım. Bir yerde başka birilerinde, başka bir kümeste falan görmedim. Kendim düşündüm. Böyle bir şey yapabilsem nasıl olur? Kuşlarıma faydası olur mu diye düşünmüştüm ve yaptım. Kendimce çok faydasını gördüm arkadaşlar. Ve bunu da hemen hemen bütün kuşçulara, özellikle de tahta kümesleri olan kuşçulara tavsiye ederim. Şimdi tüy döneminde güvercinlerimiz çok hızlı bir şekilde tüy dökerler. Kuyruklarını, kanatlarını, boyun tüylerini değiştirmeleri lazım, dökmeleri lazım, yenisini çıkarmaları lazım. O yüzden kümeslerin içlerinde bu tüyler, kuşlarım uçuyor arkadaşlar. Bu tüyler kümeslerin içerisinde döküldüğünde, dört tarafı kümeslerin tahtalarla kaplı olduğunda kümeslerin içlerine tüyler dolar. Kuşlar kanat kümesin içinde çırptığında bu tüyler uçuşur, kümesin içerisinde sürekli böyle sirkülasyon halinde olur. Bu uçuşmadan dolayı tüyler, toz parçaları güvercinlerimizin soluk borusu dediğimiz, yani burun kısmına, ağız kısmına gelir, buraları tıkar. Kuşlarda göz sulanması, ağızlarında balgam veya işte peynir dediğimiz olay bu sebepten çıkar. Ben de bunun önüne geçebilir miyim? Bu tüyleri kümesin içinde uçuşmasını engelleyebilir miyim? İşte o dönemi, tüy dönemini daha az hasarlı nasıl atlatabilirim diye düşürdüm. Böyle bir sistem yapmayı karar verdim. Yani kümeslerimin, şimdi arkadaşlar şunu bir kapağını sökeyim. Yani içerideki o tüy birikintisini, bir tanesini açacağım. Bunlar 3 tane göz olarak yaptım. Elimde tek bir parça olarak bulamadım. Tek bir parça olarak yapamadım. 3 göz daha yaptım. Şöyle bir tanesini açayım. İçerideki tüyleri görelim. Daha sonra da kümesin iç kısmına geçip iç kısmında göstereceğim size tüyler nasıl içeriye doluyor diye. Şimdi bir tanesini açayım ve orada görelim arkadaşlar ne kadar tüy birikmiş. Evet arkadaşlar, kapağı söktüm. Bakın burada tüyler birikmiş. Bakın şöyle hemen elimle alıyorum. Gördüğünüz gibi burası kümesin iç kısmı. Erkekler bölümü genelde arkadaşlar. Yani erkeklerin olduğu bölüm. Bakın mesela oradan kuşların kanat çıktığında bu tüy bu hazneden, bu kanal boşluklarından içeriye çok rahat bir şekilde geçiyor. Ve bu bölmede de fazla uçuşmuyor. Bu çok sert bir kanat çırpmasından dolayı çok sert bir rüzgar burada oluşmuyor. Bu bölmede kalıyor. Ben sürekli bu kapağı açıp temizlik yapmıyorum tüyleri. Yani temizlemiyorum. Ama burada sürekli içeriden hürmüz var. Onun baş kısmı buradan geçiyor. İçeriye doğru tutup bu tüyleri burada yakıyorum arkadaşlar. Yani sürekli kapağı sök, kapağı sök. Burada işte topla burayı, o şekil yapmıyorum. Yani yakıyorum arkadaşlar genelde hürmüzümle. Yani bunun ismine de ben TT kapanı koydum. TT kapanı ne demek? Tüy ve toz kapan demek. Yani benim kendi düşüncem, kendi icadım. Tahta kümesi olan arkadaşlar bunu kendi tahta kümeslerinde yapabilirler. Bence yapmalılar. Yapsınlar. Yani yapın. Çok acayip derecede faydasını göreceksiniz. Tüy zamanında özellikle arkadaşlar. Tüy zamanı için
Zaten bu planlanmış bir şey. Bakın böyle. Bu şekil. Buralardan çok rahat arkadaşlar bir şekilde tüy geçiyor. İçeriye doluyor tüyler. Böyle. Şimdi iç kısma geçeyim. İç kısımda bu kapağı kapatayım arkadaşlar. İç kısımda da size anlatımlar yapacağım. Yani iç kısmından göstereyim. Bakın tüyler TT kapanığı dediğimiz yere nasıl dolmuş. Tüyümüzle yaktıktan sonra onu da göstereyim. Şimdi arkadaşlar kümesin içine bir geçeyim ben hemen. Arkadaşlar kümesin içine geçmeden bu kapağı kapattım. Eski haline yani kapalı vaziyete getirdim. Bakın böyle. Yani TT kapanı bence çok faydalı. Ben çok faydasını görüyorum. Boydan boya kümesin arka kısmını boydan boya böyle bu kapanın şu bölmesi genişliğinde açık bırakıyorum. Yani şu şekil açık bırakıyorum iç kısmı. Bunu da oraya böyle monte ediyorum. İçeriden kanat çırptığı zaman kuşlar bu kapanın içine, haznenin içine, kapan, hazne neyse artık arkadaşlar siz ne derseniz doluyor. Ve içerideki o tüy sirkülasyonu çok aşırı derecede olmadığı için kuşların bu tüy tozlarından, deri parçalarından minimum etkileniyor. Çok yani seviyeyi inanılmaz derecede düşürüyor. Kapalı hiç bu şekil olmayan kümeslere göre diyelim. Ben tüm kuş besleyen arkadaşlara bunu şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Böyle yapın. Ha bazıları diyor işte kümeste pencere açarsın falan. Şimdi arkadaşlar kümeste pencere açınca yine de bu kadar fazla o tüyler dışarıya çıkmıyor. Farz edelim ki tüylerin dışarıya çıktığı bir sistem de yapsanız bu sefer tüyler etrafa gider, etrafa dağılır. Yani sizi de rahatsız eder. Ne bileyim komşunuzu da rahatsız eder. Uçup gider. Sağda solda insanları rahatsız eder. Ama böyle bir şekil olduğunda bu kapağın iç kısmına doluyor. Dışarıya da gitmiyor. Yani bundan kimse de rahatsız olmuyor. İşte komşunuz kalkıp senin tüylerin, işte kuşlarının tüyleri uçmuş, evimin içine dolmuş da demezler. Çünkü biz şehir içinde yani dip dibe yaşıyoruz. İnsanların evleri birbirine çok yakın. Buradan tüyler pencere yapsam dışarı çıksa karşı komşumun evine, yan komşumun evine gidebilir rüzgarın sayesinde. Kışın bu tüyler uçuşabilir veya işte yazında olsa uçuşabilir. Rüzgarda ufak bir hafif olduğundan dolayı tüyler uçup gidebilir. Onlara rahatsızlık vermesinin de önüne geçmek için. Bu şekilde bir sistem düşündüm. Yani inşallah beğenirsiniz diyeyim yani. Ben gerçekten arkadaşlar faydasını gördüm. Buraya kümesime canlı gelip bunu canlı bir şekilde gören arkadaşlarımın da gerçekten takdir ettiği ve çok beğendiği bir sistem. Ben bunu hemen hemen herkese tavsiye ederim. Her kuşçuya tavsiye ederim. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim, kanalımda mesela abone olup da gelip bu sistemi canlı gören arkadaşlar varsa onların da yorum yapmasını gittik gördük canlı bir şekilde. Hakikaten çok mantıklı bir sistem demeleri, yani beğenenler için diyebilirler, yazabilirler. Ben de yaptım, yapan varsa onu da söylesin arkadaşlar. Yani gerçekten ben çok zor bir şey değil yani bunu yapmak basit. Tamam benim elime bunlar hazır geçti ama 4 tane tahtayı yan yana çakıp bir kapak yapıp kümese o bıraktığınız havalandırma hem tüyün içine girebileceği bölmeye monte edebilirsiniz. Çok zor bir şey değil arkadaşlar. Böyle arkadaşlar video biraz da uzun olmaması için şimdi kümeslerin iç kısmına geçip oradan da anlatmaya devam edeceğim. Bu sistemi, bu TT kapanını.
Şimdi kümeslerin içine geçeyim arkadaşlar. Arkadaşlar ya artık tüy dönemi başladı. Güvercinlerimiz çok hızlı bir şekilde tüye girebilirler. Özellikle de kanat ve boyun göğüs tüylerini çok hızlı bir şekilde döküyorlar. Bir günde dün gündüz ben kümesin içini bu ürünümüzle her gün yakıyorum tüylerini. Yani bir günde bilene şu an saat kaç? Şu an saat 1:30. Dün akşam 6-7 gibi kümesin içini komple yakmıştım ürünümüzle. Bir adet tüy bilene yoktu kümesin içinde. Bakın arkadaşlar şu an yani tüy mevsiminin çok hızlı bir şekilde giren kuşlarımın ne kadar tüy döktüğünü göstermek istedim bir günde. Burada yaklaşık bu kümesimde 30 tane dişi var. Bakın arkadaşlar yani şurada böyle bir tutam tüyler var ki. Bakın görüyor musunuz? Bunlar pamuksu tüy. Şu özellikle pamuksu tüy. Şu ikisi. Bunları çok hızlı bir şekilde dökerler. Şu zamanda. Bakın şurası tüy dolmuş. Yani kümesin köşe yeri olduğu için acayip tüye girmiş kuşlarım. Bakın görüyorsunuz. Bakın pamuksu tüy. 3-4 tane birden. Evet kuşlarım dışarıda uçuyorlardı. Şu an geldiler. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın böyle devam ediyor. Şurada da var. Bayağı bir birikmiş. Bakın. Kuşlarınız tüy mevsiminde iken kuşlarınızı bol bol yıkatın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burası da benim şöyle uzaktan çekeyim. Benim kümeslerimin içinde şöyle arka tarafta bir tane kazan var. Şurada böyle çıtalar yerleştirdim. Kazanın ön kısmına çaktım. Kuşların burada kümesin içinde kanat çırptığı zaman tüylerin %80'i, %90'ına yakını o kanallardan geçip içeriye doluyor ve kümesin içinde sürekli böyle kuşlar kanat çırptığında uçuşmuyorlar. Hepsi hemen hemen yani şu an bir şu köşede var. Bir de hemen o kanalın ağız kısmında var tüyler. Genelde hepsi o kanal kısmına dolmuş içine. Yani bunu hemen hemen her kuşçuya tavsiye ederim. Böyle kanallar yapın. Arka tarafa bir kazan koyun. Tahtadan yaptım onu da. Onu da çekerim. Bugün paylaşırım nasıl yaptığımı. Arkadaşlar bakın yani kuşlar onu olmadığını farz edelim. Kapalı olduğunu düşünelim böyle şurası gibi. Şu tahta gibi kapalı olduğunu düşünelim. Bu tüyler gelecek bu köşe kısmında toplanacak. Kuşlar kanat çırptıkça burada uçuşacak. Ne olacak bu sefer kuşların gözüne gelecek. Burnuna gelecek. Soluk borularını tıkacak. Yani solunum yollarında sıkıntı yaratacak. Böyle yerlerde ufak ufak deri parçaları da olur tüy döktüğü dönem. Yeni çıkan tüylerin patlamasından sonra yerlere hafiften böyle tüy derileri dökülür. Bakın görüyorsunuz yani biraz daha yaklaştırayım. Yani içerisi inanılmaz derecede tüy dolu. Bakın. Şöyle. Ben dün akşam komple bunun içini tertemiz bir şekilde yaktım. Bakın bir günde yani. Bir gecede bu kadar tüy dökmüş hayvanlar. Çok hızlı bir tüye giriş var. Şöyle bir şey söyleyeyim. Diğer kümesten de buraya doğru gelmiş olabilir. Sonuçta bu arka taraftaki kazan boydan boya uzun. Ama bayağı bir birikme var. Bayağı bir tüye girme var. Bu dönem tüy mevsimi arkadaşlar. Kuşlarınız hızlı bir şekilde tüy dökebilir. O yüzden her tüy döktüğünde kuşları dışarı saldıktan sonra bu şekil hürümüzle yakıyorum. Şimdi ben arkadaşlar orayı yakayım. Tertemiz bir şekilde yaptıktan sonra bakın hürümüzle nasıl hale getireceğim burayı kümesin içini. Bir temizleyeyim hürümüzle yakayım her tarafı. Tüy döneminde de ben genelde yerleri çok fazla kazımam. Aşırı derecede kazımam. Üstten böyle bir ince süpürürüm. Dışkılarını fazla kaldırmam. Neden derseniz yerdeki o uçuşan küçük deri parçaları dökülenler tüyler
Eğer oraya gitmediyse bilene burada deri piste yapışsın, kuşların dışlarına yapışsın, uçuşmasın diye. Bakın arkadaşlar, şimdi ben bir rübüzde yakayım, temizleyeyim, tekrar sizle temiz halini göstereyim. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir 2 dakika falan sürdü. 2 dakika içinde bakın tüyleri yaktım. Şimdi ben bu yaktıktan sonra hafiften böyle bir his oluştu. Burayı da süpürgeyle, normal süpürge ve kürekle üstten çekiyorum. Bakın şimdi o yaptığım yere bakın. Tüyleri yaktım. Biraz böyle his gibi oldu. Böyle karardı ama sıkıntı yok yani arkadaşlar. O tüylerin yaktıktan sonra oluyor. Ama böyle içeride bir tüy uçuşması falan kesinlikle yok. Kuşlar şimdi içeriye çağırdığınızda öyle onu yakmadan önceki yakmadığımızı düşünelim. Yani uçuşacak olan tozlar, tüyler şu an öyle bir şey olmaz. Yani o yüzden rübüz kullanmanızı, kümeslerinizde tüy döneminde sıklıkla kullanmanızı tavsiye ederim. Ben hemen hemen her gün, kuşların sonuçta tüye giriyorlar, sürekli tüy döküyorlar. O yüzden her gün kullanıyorum. Evet arkadaşlar, bakın böyle yaktıktan sonra süpürgeyle aldım, küreklere topladım. Herhangi bir tüy de toz da kalmadı. Bu şekilde yapıyorum. Tertemiz olur. Evet arkadaşlar, bu TT kapanı dediğimiz sistemi size anlattım. Umarım faydası olur kuşçu arkadaşlarıma. Sistem bu şekil arkadaşlar. İnşallah anlatabilmişimdir. Bu sistemi dediğim gibi arkadaşlar uygulayın, yapın. Kümesleriniz sonradan da bu sistemi kümesinize monte edebilirsiniz. Kümesin alt kısmını canavarla kesip böyle bir hazne yapıp, böyle bir kapan yapıp oraya monte etme şansınız var. İnşallah izleyen arkadaşlar, kuşçu arkadaşlar beğenir. Ben bu kapan sistemi de size böyle anlatmak istedim. Bu TT kapanı sistemini beğendiyseniz beğeni yapmanızı, kanalıma abone olmayan arkadaşların da kanalıma abone olmasını istiyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize evet arkadaşlar, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.